Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'du. Kardeşler, akide dersine başlatmıştık geçen, hatırlarsanız. El es'iletu vel ecbivetu el mufidetu fi tevhidi vel akideti. Akide ve tevhidde faydalı olan soru cevap kitabının üzerinden itikadımızı öğrenmeye çalışacağız demiştik. Tabi delilleriyle. Önemli olan bize Kur'an'dan ve sünnetten delil gelmesidir demiştik. Mukaddime'yi geçen iki derste okuduk, kapattık. Şimdi inşallah birinci sorudan giriş yapacağım. As-su'alu evvel, birinci sual. لِمَاذَا خَلَقَنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah Azze ve Celle bizi neden yarattı? Güzel bir soru değil mi? Birinci soru ne oldu? Neden Allah Azze ve Celle bizi yarattı? Şimdi bunu sormazsanız kardeşler, böyle bir soru çok önemli bir şeydir bu. Neden Allah'a bizi, ilk önce bir sorumuz, neden Allah bizi yarattı? Eğer bunu sormazsanız bu sefer dünyaya dalıyorsunuz. Şöyle algılıyorsunuz. Dünyaya geliş sebebimiz evlenmek, çocuk yapmak, araba almak, ev almak, yaşayıp geçmek. Ondan sonra bir de bahçeli ev almak. İşte villa almak, arabayı çoğaltmak, biraz da mülkiyeti çoğaltmak, kendinden sonraki çocukların daha rahat yaşamasını sağlamak. Bu bizim toplumumuzun monoton anlayışıdır. Doğru mu? Niye yaratıldığından anlayışı budur. Bunu sormadığı için böyle anlıyorum maalesef. Bu soruyu sormadı. Neden beni Allah yarattı? Sormadığı için maalesef böyle algılıyor toplumumuz. Yaşantısı bu. Veya diyor ki ya atalarımız nasıl yaşadıysa aynısını yaşayıp gideceğiz. Benim atam da hayvan gütmüş, ondan sonra 70'ini görmüş, ölmüş, gitmiş. Ben de aynısı hayvanı güdeceğim, ondan sonra ölüp gideceğim diyor. Veya benim babam diyor, marangozdu diyor, marangozluyu nasıl yaşadı, yedi, içti, öyle öldü, gitti, ben de aynı diyor. Bu anlayış şeriatın öngörmediği, aklın çalıştırılmadığı ve kişinin utopik bir hayat yaşantısının vesilesi olacaktır. Tamam, bu asıl böyle bir meseledir. Onun için müellif bize birinci olarak gözlerimizi açacak, zihnimizi yeniden tazelenmesine sağlayacak, aklımızı çalıştıracak bir soru soruyor. Diyor ki Allah bizi neden yarattı? Yarattığını kabul ediyoruz mu Allah'ı? Kabul ediyoruz. Demek ki bu kitabı okumadan önce Allah'ın yarattığını kabul edeceğiz. Burada ne çıktı? Allah mevcuttur. Allah tektir. Ve Allah bizi yaratmıştır. Bu kadar sorulara cevabı kabul etmişiz. Sonra şimdi şöyle diyoruz. Allah neden bizi yarattı? Acaba Allah bizi oynasınlar, eğlensinler, keyif yapsınlar diye mi yarattı? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَاعِب۪ينَ Biz yerleri ve gökleri oyun oynasınlar diye yaratmadık, oyun olsun diye. Allah öyle diyor Azze ve Celle. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَبَثًا Öylesine sırf değişiklik olsun diye bir hani boş eğlence olsun diye yaratmadık. Boş boşuna yaratmadık biz bu yeri ve gökleri diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki içerisindeki şeyler de boşu boşuna yaratılmadı. Soru güzel. O zaman diyeceğiz ki Allah bizi neden yarattı? Bu soruyu düzgünce sormak, sürekli hatırlamak, tekrarlamak gerekir. Mesela bir şirke veya küfre veya harama götürecek bir durum var. Bu soruyu o vakitte sormanızı tavsiye ederim kendinize. Soru sorun. Direkt bu soruyu sorun. Allah bizi neden yarattı? Üzerinde biraz tefekkür ederseniz o yapmaya sizi zorlandıkları meseleden vazgeçmeye başlarsınız Allah'ın izniyle. Tamam? Onun için bu soru önemli. Yani çünkü sizin hilkatinizi, yani yaratılış gayenizin aslını anlatıyor size. Direkt hatırlatıyor. Doğru mu? وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, hatırlatmak müminlere faydalıdır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi cevap gel. خَلَقَنَ اللّٰهُ لِنَعْبُدَهُ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا Allah bizi sadece kendisine kulluk etmemiz ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamamız için yaratmıştır. Cevap bu. Delil, neden böyle bir cevap veriyor? Yani demek ki Allah bizi oyun eğlence olsun diye yaratmamış. Demek ki Allah bizi keyif yapsınlar, yaşayıp gitsinler, monoton bir hayatları olsun, atadan oğula geçen bir hayatları olsun diye yaratmamış. Allah Azze ve Celle bize devlet kursun diye yaratmamış. Allah Azze ve Celle bize cemaat kursun diye yaratmamış. Allah Azze ve Celle bizi makamlara gelsin, bilmem ne yapsın. Bunlar için yaratmamış. Çok para kazansın diye yaratmamış. Sürekli sabah akşam çalışsın diye yaratmamış.
Allah Azze ve Celle bize çok çocuğumuz olsun, çok hanımımız olsun, çok paramız olsun, çok evimiz olsun, malımız, mülkümüz olsun. Bunun için yaratmamış demek. Allah niye yaratmış bizi? Sadece kendisine kulluk etmemiz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamamız için. Delil. Kâle Teâlâ. Allah Azze ve Celle dedi ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. وَمَا اُرِيدُ اَيْ يُطْعِمُونَ Veya onlardan beni yedirmelerini de istemiyorum. Herhangi bir şeyler, ıslandırmalarını, yediğim yemek yedirmelerini. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Şüphesiz ki Allah razzak olan, herkesin rızkını tahmin eden, herkesin rızkını temin eden ve güçlü bir kuvvet sahibi olandır. Metanat sahibi olandır. Şimdi burada bu ayetin hemen bir öncesinde gireceğiz önce. Allah dedi ki Azze ve Celle, hatırlat, hatırlatmak müminlere faydalıdır. Neyi hatırlatalım ya Rabbi? Yaratılışlarını hatırlat. Asıllarını hatırlat. Ham maddelerini hatırlat, gayelerini hatırlat, hedeflerini hatırlat. Asıl olan, olmazsa olmaz, kendisinden ötürü yaratıldıkları meseleyi hatırlat. Nedir o mevzu ya Rabbi? Ben cinleri de, insanları da sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Başka hiçbir amaç yok, hiçbir hedef yok, hiçbir gerekçe yok, hiçbir sebep de yok. Oldu mu? Peki, bu ayetin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anhu İbn Cerir et-Taberi rivayet ediyor. İbn Kesir de veriyor. Ben insan cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye değil de beni ibadetlerde teklesinler diye yarattım diyor. Yani liyuvahhiduni. Anlaşıldı değil mi? Bu lafızla İbn Abbas açıklıyor. Neden? Çünkü şöyle bir bakın topluma. Topluma bir bakın. Herkes Allah'a sözde kulluk etmiyor mu? Bir şekilde ediyor. Şirk koşarak, şirk koşmayarak, küfür ederek, etmeyerek bir şekilde Allah'a kulluk ediyor. O zaman Allah'a kulluk ediyorlarsa onlar da o zaman aynı gerekçeyi yerine getiriyorlar değil mi? Sebebi, gayeyi. Fakat İbn Abbas diyor ki hayır öyle değil. Allah buradaki kastı beni ibadetlerde teklesinler diye yarattım. Kullarımı. Bu bir. Hemen peşine ayeti ne getirdi? Rızık meselesini açtı. Niye? Demek ki rızık tevhidi sarsan, tevhidi mahveden, tevhidi şirkle değiştirecek kadar, sünneti bid'atle değiştirecek kadar korkulacak bir meselemiş. Öyle mi? وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَمَا مِنْ دَبَّةٍ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Aslı ayetin budur. Ne varsa canlılık adına Allah'ın dışındaki bütün varlıkların hepsinin rızkı Allah'ın üzerinedir. Yani Allah kendi üstlenmiştir. Rabbimiz böyle diyor. Biz bunu bilmiyoruz mu? Biliyoruz. Allah'ın razzak olduğunu bilmiyoruz mu? Biliyoruz. Sorduğumuz zaman evet de ikrar etmiyoruz mu? İkrar ediyoruz. Ama patron ne hala bekliyoruz biz parayı? Rızkı. Ama hala toplumdan ve etrafımızdakilerden veya eli bol olan insanlardan bekliyoruz beklentimizi. Öyle mi? Buraya bir hafiften bir dokunmak gerekir. Allah muhafaza. Rızık Allah'tandır. Yani bu ne demek kardeşlerim? Şu. Siz tevhid konusunda fitneye düşmek istemezseniz, akidenizin sarsılmasını istemezseniz lütfen dünyaya rızıktan ötürü meyletmeyin. Dünyaya rızıktan ötürü meyletmeyin. Çünkü rızıktan ötürü düşünmeye başlarsanız tevhidinizi sarsacaktır. Anlaşıldı mı? Allah imanın korunmasını istiyor. Onu da bize görev olarak vermiş. Fakat rızık meselesini söylememiş. Rızkına ben kefilim demiş. Doğru mu? O zaman biz rızkımızı Allah'tan bekleyeceğiz. Sebeplerine sarılacağız. Ama asıl Allah'tandır diyeceğiz. فَاِذَا عَرَفْتَ Şayet eğer bildiysen اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ Allah'ın seni sadece kendisine kulluk etmen için yarattığını bildiysen ki bildik, öğrendik وَالْاِنْقِيَادِ لِأَمْرِهِ Ve onun emirlerine, emrettiği, Allah'ın emrettiği emirlerine boyun eğmemiz için yarattığını anladıysan فَحْرُسْ O zaman hırslı ol. Ne konuda ya Rabbi?
ala an takuna ibadatuka kulluha lillah. Ta ki senin ibadetlerinin hepsi sadece Allah'a olması konusunda hırslı ol. Falancayı razı edeyim, filancaları razı edeyim, filancalar desinler, filancalar küsmesinler, filancalar şöyle demesinler, etmesinler diye diye ibadetlerini heba etme. Sadece Allah'a yapmaya çalış. Öyle insanlar var, zahiren Müslümandır ama el alem pütünden bir türlü kurtulamamıştır. Hala el alem pütüyle yaşıyor adam. Ya akrabalar ne diyecek? Bunu, bu sünneti uygularsak bizim akrabalar topa tutacak bizi diyor. Bizim örfümüz var ya diyor, buna izin vermez diyor. Tamam, Allah böyle demiş, Resul böyle demiş, tamam örfümüz var bir de diyor. Tamam, Allah öyle demiş, Resul de böyle demiş olabilir. Ama biz şimdi bunu yuğularsak veya yaşantıya geçirirsek var ya, darman duman olur. Biz hazır değiliz. Ne demek bu? Biz Müslüman değiliz aslında. Biz teslim olmamışız. Sadece tu'minuna bi ba'd ve tekfuruna bi ba'd. Bazılarına iman ettik, bazılarına kafir olmuşuz. Böyle bir hayatımız var. Tercümesi budur aslında. Ama siz bunları görürsünüz. Fahrus hayatuka fahrus ala an takuna hayatuka kulluha lillah. Hayatının da hepsinin sadece Allah için olması konusunda hırslı ol. Ve la tasrif şey'en min el ibadeti li gayrihi. İbadet adına ne varsa herhangi bir zerre kadarını bile Allah'tan gayrısına yapma. Sakın yapma. Buna çok dikkat et. Güzel. Ölümünün sadece Allah'a olması konusunda da hırslı ol. Tamam? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Sünenler rivayeti, Buhari'nin de rivayeti. Kim illa-i kelimetullah için, yani Allah'ın tevhidin yücelmesi için savaşırsa o Allah yolunda savaşmıştır. Bunun dışındaki bütün savaşlar, kavmiyetçilik, vatançılık, işte devletimiz dedi, yok gücümüzü gösterelim, kahraman desinler diye, para kazanmak için, mecburiyetten, el alem ne der, bilmem ne savaşları veya bunun benzeri hareketler hepsi boştur, hepsi batıldır, hepsi küfürdür. Kişiyi iman ehli yapmaz. Başka? Hayatının hepsi Allah için olsun dedi. Ne demek bu hayatının hepsi Allah için olsun demek? 24 saatimiz var ya bizim. Bunun hepsinde sadece Allah'ı razı etmeyi gözeterek hareket etmemizdir. Uyuyacağız mı? Allah'a razı etmek için. Yani ben uyursam, dinlenirsem Allah'a razı etmek için kalkıp namazımı doğru düzgün kılabilecek. Değil mi? Çalışmamı yapıp Allah'ın dinine hizmetimi yapabileceğim. O güç kuvvetle. Yemek yiyeceğim. Allah için yiyelim. Biriyle konuşacağım. Allah için yapalım. Birine kızacağım. Allah için kızalım. Birine mutlu olacağım. Allah için mutlu olalım. Birini dost edineceğim Allah için, birini düşman edineceğim Allah için. Her birisi Allah için olması lazım. Oldu mu? Başka? وَلَا تَتَّبِعْ فِي حَيَاتِكَ كُلِّهَا اِلَّا مَنْهَجَ اللّٰهِ وَحْدَهُ. Hayatının hepsinde sadece Allah'ın çizdiği metoda tabi ol. Onun dışındaki hiçbir metoda, hiçbir uygulamaya, hiçbir çalışmaya katılma diyor. Sadece Allah'ın menheci üzerine hareket et diyor. Güzel. Burası anlaşıldı değil mi? O zaman birinci sorunun cevabı neymiş? Allah bizi kendisine kulluk etmemiz için yaratmış. Kulluğu bir açmamız lazım. Tamam. Ancak şöyle bir soru sorayım ben size. Allah Azze ve Celle madem kulluğu için yaratmışsa bizi, her insanda kulluk etmiyor Allah'a. Nasıl olacak? Biraz düşünün. Yani Allah'a herkes de kulluk etmiyor. Doğru mu? Herkes de Allah'a kulluk etmiyor. Cevap geliyor şimdi. Onun cevabı gelecek o zaman. Kendisinden sonra dinleyelim değil mi? İkinci soru. Sualü sani. İkinci soru. مَا هِيَ الْاَمَانَةُ اَلَّتِي حَمَلَهَا الْاِنْسَانِ. İnsan oğlunun yüklendiği yük nedir? Soru bu. Demek ki insanoğlu cahil ve zalim olduğu için bir takım yükler yüklenmiş. Peki nedir o? الْاَمَانَةُ هِيَ تَعَةُ اللّٰهِ بِعَدَاءِ الْاَوَامِرِ وَاَجْتِنَابِ النَّوَاهِ. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve onun nehilerinden kaçınmak suretiyle Allah'a itaat etmek, bu bir emanettir diyor. Anlaşıldı değil mi? Biz bunu üstlenmedik mi? Üstlendik. Şimdi gelecek. وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ اَمَانَةٌ. Din adına ne varsa bu dinden olan hepsi emanettir. فَالشَّهَادَتَانِ emanetun.
İki tane şehadet, kelime şehadeteyn emanettir. Ve salatu emane. Namaz emanettir. Ve zekatu emane. Zekat emanettir. Vel ahdu emanetun. Verdiğiniz sözler emanettir. Vel hukmu beynen nasi emanetun. İnsanlar arasında hüküm vermeniz, ahkam kesmeniz, karara bağlamanız konuları bu bir emanettir. İle ahir ve gayriha. Bunun dışındaki bütün dini meseleler hepsi birer birer emanettir. Femen eddel emanete kema emarahullah cezahullahu hayran el ceza. Kim Allah'ın emrettiği şekilde emanetlere sahip çıkarsa, emanetleri yerine getirirse, eda ederse Allah onu hayırlı bir şekilde mükafatlandırır. Karşılığını verecektir. وَمَنْ ضَيَّعَهَا عَقَبَهُ اللّٰهِ Kim emanetlerden herhangi birisini zayi ederse, isterse bunu şüphelerinden, isterse bunu şehvetinden, isterse el alem nedir bütünden, isterse kendi heva ve hevesinden, isterse başka gerekçelerden ötürü herhangi bir emanete zayi ederse var ya, Allah onu da zayi edecek, ona ikab verecek, azap verecektir diyor. Güzel. Şimdi buna delil lazım. İnsan oğlu bu emaneti yüklendiğinin delili nedir? Soru soracağız, delil alacağız. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Azze ve Celle dedi ki اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Şüphesiz ki biz emanetleri, Allah diyor Azze ve Celle, şüphesiz ki biz emanetleri semalara ve yere arz ettik. Siz alın bu emaneti dedik. وَالْجِبَالِ Bir de dağlara da bunu sunduk. Dedi ki ey semalar, siz bu emanetleri alır mısınız? Yani seçim hakkı. Emanetten kasıt ne aslında? Seçim. İrade var ya. Şimdi önünüze bir hayır, bir şer geldi. Size seçim hakkı tanıyor Allah Azze ve Celle. İstersen hayrı yap, istersen şerri yap diyor. Bu seçim hakkının verilmesi emaneti yüklenmenizdir. Mükellefiyet almanızdır yani. Anlaşıldı değil mi? Güzel. Bunu Allah Azze ve Celle önce kime sunmuş? Semalara. Sonra arza, toprağa sunmuş, yeryüzüne. Sonra dağlara da sunmuş Allah Azze ve Celle. Peki ne dediler bunlar? فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا Onlar bunu üstlenmekten yüz çevirdiler. Dediler ki biz nasıl yapacağız ya Rabbi? Bu yük çok ağır, biz kaldıramayız. Kaldıramayacağımız yükün altına girmenin bir anlamı yok. Biz kaldıramayız bu emaneti dediler. Yapamayız ki haddini, hakkını veremeyiz bu emanetin dediler. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا Ondan yüz çevirdiler. Korkarcasına, çekinerek, endişelerle yüz çevirdiler diyor Allah Azze ve Celle. Kaçtılar yani bildiğiniz o emanete yüklenmekten. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Ama insanoğlu onu yüklendi. O emanet yüklendi. Yani 7 kat sema o kadar büyük ki bu 7 kat semayı insanoğlunun beyni idrak etmesi mümkün değildir. Ama bu sema insanoğlunun yüklendiği bu emaneti yüklenmekten korktu, çekindi. Yer. Daha yerin sonuna kimse ulaşamadı insanoğluna. O NASA, masa hepsi bunlar hikayeden ha, tamam mı? Şey, kendilerince uydurdukları bir şeylerdir. Onu bir kenara koyun. Ama insanoğluna daha ulaşamadığı bu yerin ne kadar büyük olduğunu siz görüyorsunuz, farkındasınız. Ama bu bile üstlenmedi hiçbir şey. Dedi ki ben üstlenemem dedi. Demek ki insanoğlu semaların ve toprağın, arzın üstlenmediğini üstlenmiş. Dağlar, dağlar kadar heybetli olan bir şey biliyor musunuz? Sert olan, kuvvetli olan. Diyorlar, coğrafyayla ilgilenen insanlar, bilimselciler ne diyorlar? Dağın ne kadar ucu varsa yerin altına bir 2 kat o kadar aşağı giriyor diyorlar. Doğru mu? Bu kadar heybetli, bu kadar güçlü olan dağları hepsi şeyi emanet üstlenmemişler. Biz üstlenemeyiz demişler. Öyle mi? Allah Azze ve Celle diyor ki Nâziyât suresinde semaların yaratılışları mı daha zor veya o insanoğlunun mu yaratılışı daha zor diyor. Yani Allah bir akli bir örnek veriyor bize. Şöyle bir semaya bak diyor. Sen nesin? Sema ne diyor. Yani seni yaratmamız mı zor veya bu semaları yaratmamız mı zor? Öyle mi? اَشَدُّ خَلْقًا اَسْسَمَا Semalar daha zordur yaratılma açısından. Mantık gereği. Büyüklüğü, onun hacmi, onun genişliği, onun başka tasarrufatları ile insan ne ki? Doğru mu? Bir damla sudan her şey oluşuyor. Doğru mu? Ama insanoğlu emaneti yüklenmiş. İnnehu kâne zalûmen cehûle. Şüphesiz ki insanoğlu çokça cahil, çokça zalim olan bir varlıktır.
kendi nefsine zulüm eder, kendi nefsine karşı cahildir. Onun için bu emanet üstlendi. Yoksa üstlenir miydi öyle? Mümkün değil. Takdir-i ilahi. Artık üstlenmişiz. Atalar üstlenmiş, yapacak bir şey yok. Öyle mi? Fakat bu irade ile alakalı bir meseledir. Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor ki اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَ Şüphesiz ki o zalim ve cahildir. Peki, soru. Şimdi Allah bize bir irade nasip etmiş. Yani Allah Azze ve Celle bize irade koymuş. Önümüze şerri ve hayrı koymuş. Şerri ve hayrı yaratmış. Bize de bir beyin vermiş, akıl vermiş. Doğru ile yanlışı, haramla helali, şirkle küfrü, şirk küfür, bir de tevhidi anlamaya algısı vermiş bize. Bu verilen algı üzerine bir de bize ne vermiş Allah Azze ve Celle? Seçim hakkı. Cüz'i irade dediğimiz. Seçebilirsin. İster bunu seç, ister bunu seç. Hangisini seçersen ondan sorumlusun. Doğru mu? Tamam. Biz de bunu yüklenmişiz. Üstlenmişiz. Aslında buradaki asıl mesele şudur. Kıyamet günü bunun hesap kitabını verebilmektir. Problemin temeli burada. Semalar, yerler, içerisindekiler ve dağlar hesap kitabı çekilmez. Fakat insanoğlu hesaba çekilecek. Neden? Bu emanet yüklendiği için. Oldu mu? Bu irade emanetini. Yani ben seçim hakkı istiyorum. Kendim bireyim ben. Ben bireysel düşünebilirim. Aklım var, fikrim var. Ben kararlar verebilirim diyen bu insanoğlu yaptığı her hareketten, her sözünden, her kararından sorumludur. Anlaşıldı burası? Teklif dediğimiz mükellefeti kabul etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Sünen'in rivayeti kabristanına girdi. Bir cenazeyi gömdüler. Sonra Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam insanlar iki türlü yaratıldılar. İki taraf için. Bir kesim cehennem, bir kesim cennet için. Hepsinin atalarının ismiyle her şey bellidir, yazılmıştır dedi Allah Resulü. Madem her şey yazılıysa niye biz amel ederiz? Niye bu kadar zorlanıyoruz? Doğru mu? Onlar gibi keyif yaşayalım. Her şey belliymiş zaten. Doğru mu? Sahabanın aklına bu geldi. Sahabanın bir tanesi dedi ki ya Resulallah madem her şey belliyse, cennetlik belli, cehennemlik belliyse biz niye amel ediyoruz? Amel etmeyi terk edelim mi? Allah Resulü dedi ki kella, hayır, asla. Amel etmeye devam edin. Çünkü kim neresi için yaratılmışsa onun için oranın ameli kolaylaştırılmıştır. Kim cennet için yaratılmışsa cennet amelleri ona kolaydır. Kim cehennem için yaratılmışsa cehennem amelleri onun için kolaydır. Kendinizi bu şekilde ölçebilirsiniz. Çok kolay. Bir bakın hayatınıza. Cennetliklerin amellerini yapabiliyorsanız Allah'a hamd edin. Daha fazlalaştırın. Sebat edin. Allah'tan yardım dileyin bu konuda. Cehennemliklerin amellerini yapıyorsanız korkarız. Allah muhafaza, Allah Azze ve Celle sizi onunla tehdit ediyordur. Hemen tövbeye yönelip cennetlikten amellerini yapmaya çalışasınız. Öyle mi? Hepimiz kendimize bu şekilde çeki düzen verebiliriz. Başka? Bazen insan oğlu dikkat ederseniz mesela bir şeyleri ister ama olmaz. Mesela kim insanlar var çocuk istiyor, çocuk yok. Sebeplerin hepsine sarılmış. İstiyor da dua da ediyor ama Allah vermemiş. Doğru mu? Güzel. Mal istiyor. Allah'ım bana mal verirsen diyor. Güzel bir şekilde infak ederim. Allah'ın dinine hizmet ederim sana diyor. Doğru mu? Ama Allah vermiyor. Bir türlü. Mesela. Peki bunların durumu ne denilirse biz deriz ki Abu Davud'un rivayeti Allah Resulü dedi ki 4 tane sınıf var. Dünya onlar içindir dedi. 1. Onlardan birincisine kendisine ilim ve mal verilmiştir. İlmini kullanarak malını da güzel yerlere harcar. Bundan ötürü ecir alır ve cennet kazanır. 2. kesim bunda ilim var, malı yoktur. Malı olan kişiyi görür, der ki Allah'ım bana da bunun gibi bir mal verseydin, onu senin yolunda onun gibi harcardım. Aynı onun güzellikleri gibi. Niyeti güzeldir. Allah onu o niyetinden ötürü amel yapmasa bile, pratiğe geçirmese bile, imkansızlıktan ötürü, salih niyetinden ötürü aynı ecri verip cennetine koydu. 3. Kendisine mal verilmiş ama ilim verilmemiş. Cahilin teki, zalimin teki. Bu parasıyla bütün kötü işleri yapar. Kötülükler yapar, zulüm eder. Sonunda cehenneme gider. Allah o yaptıklarından ötürü onu oraya koyar. 4. sınıf en tehlikeli sınıftır bu. Ne parası var ne ilmi var. İkisine de yönelmez. Tembelin tekidir.
Üşengecin tekidir. Tamam. Hep ona birileri bakması lazım. Böyle bir tip. Ama ne ister? Niyete de bakın ne kadar kötü. O kötü işler yapanı görür. Der ki Allah'ım bu adam gibi bana mal verirsen ben de onun gibi keyif sefa yapsam, onun gibi güzel bir hayat geçirsem der. 5 günlük dünya algısıyla. Allah ona hiçbir amel, kötü amel yapmamasına rağmen o niyetinden ötürü onu da cehenneme sokar. Aleyhissalatü vesselam böyle dedi. Buradan anlaşılan kardeşlerim, demek ki insanoğlu bazen bazı niyetler yapar. Salih bir niyetse, velev Allah onu ona zahiren vermese bile aslında sevabını kazanıyordur. Oldu mu? Kıyamet günü sorgusunda, hesap kitabında onun karşısında güzellik olarak çıkacaktır. Anlaşıldı? Ama burada asıl mesele emanet meselesiydi. Yani biz emaneti üstlenmişiz. Yüklenmişiz. Peki soru. Şimdi madem Allah bize bu yükü yükledi. Madem kaderimizin gereği olarak bu yükü yükledik. Tamam da. Neden? Yani niye bize? Niye biz yükleniyoruz? Güzel soru değil mi? Cevap geliyor. Bak burası tehlikeli soru. Onu söyleyeyim abiler. Kader meselesinde, itikadın temel meselelerinde insanı saptırabilecek sorulardır bunlar. Tamam mı? Ama biz soruyoruz. Diyoruz ki neden Allah emaneti bizi yükledi? Yukarıyla birleştirelim bunu. Birinci soruyla. Allah tüm kullarını sadece kendisine kulluk etmeleri için, ibadetlerde tiklemeleri için yaratmıştı. Ama bu isteğiyle beraber Allah kullarına ne vermiş? Seçim hakkı vermiş. İstersen bana şirk koşarak kulluk et. İstersen hiç bana kulluk etme, şeytana tap. İstersen Ebu Cehil'e tap. İstersen demokrasiye tap. İstersen laikliğe tap. İstersen cumhuriyete tap. İstersen betona tap. İstersen tahtaya tap. İstersen ağaça tap. İstersen tabuta tap. Nereye taparsan tap. Doğru mu? İstediğini yapabilirsin. İstersen sadece bana kulluk et. Benim dediğim kılavuzun dışına çıkma. Doğru mu? Bu seçim hakkını verdiğini söylüyor. Alimin kastı bu. Anlaşıldı değil mi? Birinci, ikinci sıraya bundan ötürü koymuş. Yaratılma sebebimiz, gayemiz hatırlatıldı bize. Yani biz Allah'ı ibadetlerimize teklemek için yaratılmışız. Ama bize seçim hakkı var. İstersek bunu yaparız, istersek bunun zıddını yaparız. Anlaşıldı değil mi? İstersek salih kul oluruz, istersek asi kul oluruz. Seçimi bize vermiş Allah Azze ve Celle. Kim neresi için yaratılmışsa ona oranın amelleri kolaylaştırılmıştır. Şimdi cevap geldi. Neden bize yükledin ya Rabbi bu emaneti? Cevap. Devamını okuyorum ayetin. Ahzab surasının son ayeti. Diyor ki Allah Azze ve Celle لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Bu emaneti yüklememizdeki sebep ta ki Allah sizin içinizden olan, insanoğlunun içinden olan münafık erkek, münafık kadınlar, müşrik erkek, müşrik kadınları azap etmesi için bu emaneti onlara yükledi. Bu bir. وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Bir de Allah bu emanet yüklemesindeki sebep emanete sahip çıkan mümin erkek ve mümin kadınları da güzel bir şekilde mükafatlandırmak için bu emanet yükledi. Emanetten kasıt neymiş o zaman? Emanet yüklenmiş, teklif, mükellefiyet, irade, seçim. Güzel. Emir ve nehiler gelmiş bize. Doğru mu? Yasaklar, serbestler gelmiş bize. Her şey öğretilmiş. Kitabımızda mevcuttur. Hamdolsun. Şimdi bunu uyanları Allah güzellikle mükafatlandıracak. Uymayanları da cehennemle azapla mükafatlandıracak. Oldu mu? Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu emaneti bize yüklenmiş. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمًا Şüphesiz ki Allah gafur ve rahimdir. Niye bu isim sıfat geldi? Unutmayın, bir ayetin sonunda herhangi bir isim ve sıfat, Allah'ın isim ve sıfatlarına biri gelmişse mutlaka o ayetin konusuyla ilişkilidir. Mutlaka ilintisi var, bir şeyi vardır. Burada ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki evet, müminler bu emaneti yüklenmişler, doğrudur. Mümin erkek kadınlar, doğrudur. Hata yapacaklar mı? Yapacaklar. Yanlış yapacaklar mı? Yapacaklar. Günah işleyecekler mi? İşleyecekler. Dönüp bir düşüp bir kalkacaklar mı? Olacak bunlar hepsi. Öyle mi? Ama Allah tövbe ederlerse gafur ve rahimdir. Mağfiret eder. Lekesini bile bırakmaz. Kindar bir Allah değildir ve Rahman'dır. Merhamet eder. Öyle mi? Başka, ikinci bir manada yükleyelim buraya. Münafık erkek, münafık kadın, müşrik erkek, müşrik kadınlar da eğer tövbe ederlerse Allah kabul edecek mi?
elbette kabul eder. Ondan ötürü Allah ne koydu? Gafur ve Rahim'dir dedik. Anlaşıldı değil mi abiler? İnşallah burada durduralım itikad dersimizi. Şeyimiz, alimimiz en son diyor ki Fanzur, rahimekallah, şuraya bir bak. Allah sana rahmet etsin diyor bize. Allah sana rahmet etsin, şuraya bir bak. Hal ente mimmen hamalel emanete ve addaha kema yuridullah. Sen Allah'ın kendisine emaneti yüklediği ve bu emanete sahip çıkan, onu güzel bir şekilde eda etmeye çabalayan kullardan mısın? Em enneke mimmen dayya'aha ve khaneha. Ya da o emanete ihanet eden, o emanetlere zayi eden, onun için çabalayan kötülerden misin acaba? Buraya bir bak. Vel iyazu billah. Böyle olmaktan Allah'a sığınırız. Anlaşıldı? Dersimiz burada duruyoruz. İnşallah bir sonraki dersten 3. soruda devam ederiz. Subhaneke Allahümme bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.